Evet. Sayın Valim hoş geldiniz. Sayın Valim herkes zaman... Bodrum'da. Eski yöneticisi var. Taceddin Turna. Beni aklı ve yalan dedi ki ya bir 17 lira borç almış. Savaş. Mesela eski başkan aklı 3 tane temizlik koymuştu. Nakden neydi ki böyle. Bankaya borçlandı. Bir de spor tutuyor. Sayın Valim 92 yılında Süper Lig'den düşüyoruz. 2007 yılında Lig'e çıkıyoruz. Bu 2007'den beri 5 yıl sezon olacak. Playoff'a kaldım. Evet. Yani son herhalde yanlış hatırlamıyorum. Bolu Spor yarın son yılların en önemli maçına çıkacak. Bodrum Spor'la deplasmanda bir müsabakası olacak. İnşallah orada da başarılı olup bir tura çıkacak ve sonuçta tabii Süper Lig'e çıkmasını biz istiyoruz. Ama buraya gelinceye kadar tabii Bolu Spor yönetimi başta Savaş Bey olmak üzere yönetici arkadaşlar gerçekten çok büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 7-8 yıldır zaten Bolu Spor playofflara kalamıyordu. Bu da son yılların en önemli başarısı. Bu başarıdan dolayı kendilerini kutluyorum. Hafta sonu maçtaydık. Maçta da Bolu halkıyla beraber gerçekten çok büyük bir sevinç yaşadık. Gitti geldiler oldu. Ama sonuçta playoff'a Bolu Spor kaldı. Bunu öncelikle ifade etmek gerekir ki bu büyük bir başarıdır. Yani bundan sonrası tabii daha başarılı olmak istiyoruz ama bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bolu Spor bizim bir büyük bir değerimiz, bir markası Bolu'nun. Hep beraber Bolu'lar olarak tüm kurumlar, valilik, işte belediye, tüm kurumların, iş adamlarının, ticaret sanayi odasının Bolu Spor'a destek vermesi lazım. Çünkü gerçekten futbol kulübünü birincilikte, Süper Lig'de sürdürebilmek kolay olmuyor. Yani herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Tabii ne zorluklarla geldiğimiz belli. Ben daha önce de söyledim. Bundan 10 sene önce de işte 3 Ocak 2014 tarihinde de yine başkan adayı yoktu. Yine ben başkan olmuştum. Derledik, toparladık. 2016 Mayıs sonunda bıraktık. Tekrar işte sizlerle bildiğiniz gibi 28 Mayıs 2022 tarihinde geldik. Yani Sayın Valim her geldiğimizde ne temlik bitiyor, ne icra bitiyor, ne haciz bitiyor, ne ödemeler bitiyor, ne tesislerin yapısal bozukluğu bitiyor ama Allah yardım etti. O kadar imkanımız da gücümüz de vardı bugüne kadar. Yaklaşık 35 tane dosya kapattık. Kadro olarak baktığımızda da yani şöyle ilk 10 sıralamaya baktığımızda da maddi anlamda belki kadro bütçesi olarak en düşük bütçe Bolsuvar'a bizlerde ama Allah son maçta playoff'a kalmayı bizlere nasip etti. Yani Allah nasip ederse yarın Bodrum'la saat 5'te maçımız var. Eğer o tura atlarsak kadar içeride bir maçımız var. Yani neden olmasın? İnşallah Bolu Spor Kulübü'nü Süper Lig'de görmek istiyoruz ama tabii şehrin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Biliyorum sizle 2 yıldır beraberiz ama sizin gösterdiğiniz yakınlığı ne yazık ki bize kimse göstermedi ve siz bir Bolu değilsiniz. Yani o yüzden de size ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bana sorarsan şehrin bir tane profesyonel takımı var. Başka bir takımı da yok. Yani niye bu kadar şehir duyarsız kalıyor? Taraftara şimdi sorduğumda ya 2007 yılından beri biz bu ligdeyiz. İnanın bu lig de çok değerli. Yani gelir gider tablosuna baktığımızda geçen seneden bahsedersek 12 milyon TL'nin nakden yayın geliri var. Bizde halen temlik var. Spor Toto'dan da yaklaşık 2-3 milyon TL'nin gelir var. Bu sene Trendyol'a teşekkür ediyorum. Tüm kulüplere destek oldu. 4 milyon da Sayın Valim oradan geldi. Yani Bolu Spor Kulübü'nün şu anda hiç borcu olmasa tüm Bolu Spor'un geliri 20 milyon TL. Elimizde Gölcük var. Gölcük'ün de şu anda bende geliri var. Gölcük'ten de aylık yani öyle milletin abarttığı gibi 15-20 milyon TL'nin gelirimiz yok. Aylık bize gelen net para 500 bin TL. Çünkü orada buranın elektriği bizde, belediyenin kirası bizde, çalışanları bizde, tüm masrafları bizde. Yani oradan da bir aylık 500 bin TL gibi bir gelirimiz var. Yani şehirden de maksimum topladığımız 7-8 milyon TL. Toplam bizim bütçemiz 40 milyon TL. Ama bu 40 milyon karşılık, yani bu ligde kalmanın bedeli 125-30 milyon TL. Ben bugüne kadar 30 tane dosya temizledim, icraları kaldırdım, hacizleri kaldırdım, kası kaldırdım. Yani yönetime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dün yine işte bildiğiniz gibi çorum maçını yendik.
ve Boluspor Kulübü futbolcular Sayın Valim Bodrum'a gitmeden önce Boluspor Kulübü yabancıların Mayıs maaşını ödedi. Mayıs. Nisan değil, Mayıs maaşı. Yani Mayıs maaşını hiçbir şirket daha ödemedi. İnşallah hayırlı haberleri bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ayağınıza sağlık. Evet.